Bugünkü konumuz noun clause konusu. Noun clause Türkçe karşılığı isim cümlecikleri olup genellikle fiilden sonra ya da fiilden önce hem nesne hem özne durumunda olan genellikle cümleye benzer yapılardır. Her türlü soru kelimesinden sonra bu hiç fark etmiyor. What time olabilir, how far olabilir, how long olabilir, when, where, which gibi her türlü soru kelimesinden sonra düz cümle geldiğinde bu soru cümlesi değil, noun clause yani isim cümlesi olarak görmeye başlayacağız. Örneğin, when did you buy that car dediğimizde bunun bir soru olduğunu zaten soru işaretinden de anlıyoruz. Şimdi when'le beraber yani soru kelimesiyle beraber hemen kendisinden sonra özne artı fiili getirdiğimizde bunun bir isim cümleciği olacağını göreceğiz. When you bought that car. Çevirileri de oldukça farklı. When did you buy that car dediğimizde bu arabayı ne zaman satın aldın? When you bought that car dediğimizde bu arabayı ne zaman satın aldın ya da aldığını gibi bir isim cümleciği şeklinde çevrilecek. Örneklerimize devam edelim. Where do you spend your spare time? Boş vakitlerini nerede geçirirsin? Boş vakitlerini nerede geçirdiğin? Where you spend your spare time? How much money did you spend? Ne kadar para harcadın? Ne kadar para harcadığını? Ne kadar para harcadığın? How much money you spent? Dikkat edelim. Her türlü soru kelimesinden sonra özne artı fiil yapısı. What time does Fatma get up? Fatma saat kaçta uyanır? What time Fatma gets up? How long does it take to finish that? Bunu bitirmek ne kadar süreni alır? Ne kadar zamanını alır? How long it takes to finish that? Bunu bitirmek, bunun bitirmenin ne kadar zaman alacağı şeklinde ve de çevirisinden de anlaşılacağı gibi tek başlarına pek bir işe yaramıyorlar. Kendilerinden sonra ya bir ana fiil gelecek ya da bir fiilden sonra gelecekler. Birazdan bunları göreceğiz. How many eggs did you collect? Kaç yumurta topladın? How many eggs you collected? Kaç yumurta topladın? Which car will you buy? Hangi arabayı satın alacaksın? Which car you will buy? Hangi arabayı satın alacağını şeklinde çevireceğiz. O zaman ne diyoruz? Her türlü soru kelimesinden sonra özne artı fiil tabii ki tensine uyarak, zamanına uyarak bir yapı getirdiğimizde bunu noun clause'a yani isim cümleciğine çevirmiş oluyoruz. İngilizce'de özne, fiil ve nesne sıralanışını daha önce görmüştük. İsim cümlecikleri yani noun clause'lar fiilden sonra geldiklerinde nesne durumunda olduğunu bileceğiz. Yani we don't know dediğimizde ana fiilimiz belli. Bilmiyoruz. Neyi bilmiyoruz? When he will arrive. Onun ne zaman varacağını. Dikkat edelim. When ile birlikte he will yani özne artı fiil gelmiş. Dolayısıyla biz buna nesne durumunda noun clause diyoruz. Onun ne zaman varacağını bilmiyoruz. Tam tersini düşünebiliriz bunun. Fiilden önce geldiklerinde özne durumundaki noun clause diyeceğiz. Yani when he will arrive isn't known. Ana fiilimiz belli. Ana fiilimiz isn't known. Bilinmiyor. Bilinmeyen şey ne? When he will arrive. Onun ne zaman varacağını bilmiyoruz. Da bilinmiyor diyeceğiz burada. Evet. Whether or not, if or not yapısı. Bu çok önemli. Şöyle. Genellikle yine fiillerden sonra gelir demiştik ama hangi fiillerden sonra? Emin olamadığımızı ifade eden, ikilemde kaldığımızı ifade eden, sonucunu bilmediğimiz, tahminde bulunamadığımız durumlar için whether or not, if or not yani olup olmayacağını bilmiyoruz.
tahmin edemiyoruz ya da emin değiliz şeklindeki ifadelerde ya da bilmek istiyoruz, öğrenmek istiyoruz ne zaman gelip gelmeyeceğini şeklinde ifadelerdir. Örneklerde bunu inceleyelim. Sorumuza bakalım. Will he join the opposition party? Muhalefet partisine katılacak mı? I wonder, merak ediyorum. If he will join the opposition party. Muhalefet partisine katılıp katılmayacağını merak ediyorum. Hani ikilemde kaldığımız, merak ettiğimiz, öğrenmeye çalıştığımız, sonucunu bilmediğimiz, beklenti içerisinde olduğumuz durumlar için whether or not ya da if or not çok yaygın bir şekilde kullanılır. I don't know. Bilmiyorum. If he will join the party or not. Partiye katılıp katılmayacağını bilmiyorum. I'm not sure. Partiye katılıp katılmayacağından emin değilim. If or not bir araya gelmez. Whether or not bir araya gelir. Örneklerimize tekrar bir bakalım, iyice yerleştirelim bunu. If tek başına kullanılabilir. If or not ayrı olabilir. Whether tek başına kullanılabilir. Whether or not ayrı olabilir. Whether or not bitişik de olabilir ama if or not tek başına bitişik kullanılamaz. Bir de özne durumunda bakalım. Yani fiilden önceki durumuna bakalım. Whether he will join the party. Partiye katılıp katılmayacağı belli değil. Evet. Prepositionla birlikte if kullanımı mevcut değil. Eğer boşluktan hemen önce herhangi bir preposition varsa, seçeneklerde de if ve whether varsa hiçbir şekilde if'e doğru yönelmiyoruz. Çünkü prepositionla birlikte if kullanamıyoruz. Bunun yerine ne kullanacağız? Whether kullanmayı tercih edeceğiz. Evet. Whether or not ve if or not bunlar ikilemde kaldığımız, sonucunu bilmediğimiz, beklenti içerisinde olduğumuz, ne olacağını bilmediğimiz durumlar için kullanılırken bu sefer that clause'lar devreye girecek. That clause'lar da whether or not'ın ya da if or not'ın tam tersi. Kesin ifadelerdir. Belirli fiillerden, belirli sıfatlardan, belirli isimlerden sonra da kullanılırlar. That'ler kendilerinden önce gelen her türlü isim, fiil ya da sıfatı tanımlar. We know. Dikkat edelim. Biliyoruz. Neyi bildiğimizi that parantez içine almışım. Sebebi that nesne durumunda atılabilir. We know. Biliyoruz. Neyi biliyoruz? They cannot afford to pay the bill. Faturayı ödeyemeyeceklerini biliyoruz. Faturayı ödeyemeyeceklerini biliyoruz. We are sure. Eminiz. She couldn't pass the exam. Bunların çevirisini yaparken iki şekilde yapabiliriz. Anlamaya çalışmak adına. They cannot afford to pay the bill. Yani that cümlesinden başlarsanız çeviriye. Ya da ikinci cümle içinde söyleyeyim. She couldn't pass the exam'dan başlarsanız. Çeviriyi bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya da we know, biliyoruz ki. Ya da we are sure, eminiz ki. Şeklinde de çevirebilirsiniz. Bir daha çevirelim bunları. Faturayı ödeyemeyeceklerini biliyoruz. Faturayı ödeyemeyeceklerini biliyoruz. Sınavı geçmediğinden eminiz. Sınavı geçmediğinden eminiz. Ya da biliyoruz ki, eminiz ki şeklinde sınavı geçemedi. It is obvious that he failed in the exam. Sınavda başarısız olduğu kesin, açık, net. It is known that biliniyor ki o çok sigara içer. Onun çok sigara içtiği biliniyor. It is predicted that. Tahmin ediliyor ki they can't win the match. Bunlar maçı kazanamaz. Onların maçı kazanamayacakları tahmin ediliyor. Parantez içinde olduğuna göre that'in atılabileceği konusunda fikir sahibi olabiliriz. Ama dikkat. Cümle başında that olduğunda hiçbir şekilde atılamaz. That he has a kilo of gold is a big lie.
onun 1 kilo altına sahip olduğu büyük bir yalan. That he will not be able to come our wedding ceremony is. Dikkat edin. Burada bir ana fiilimiz söz konusu. Ana fiile kadar ki bütün bu kelime gruplarının tamamı noun clause ve özne durumundadır. Özne durumundadır. Is disappointing, üzücü ya da hayal kırıklığı diyebilirsiniz. That my sister healed in a short time made us happy. Bizi mutlu etti. Bizi mutlu eden şey ne? That my sister healed in a short time. Kız kardeşimin kısa sürede iyileşmesi bizi mutlu etti. Yine dikkat edelim ve unutmayalım. Cümle başındaki that asla ve asla atılabilemez. Ama nesne durumunda, yani fiilden sonra gelen that atılabilir. Belirli sıfatlardan sonra o sıfatları açıklamak, o sıfatların açıklanmasını sağlamak amacıyla that'i kullanabiliyoruz. Bunlar nedir acaba? Yaygın olanını beraber göreceğiz. Sorry. I'm sorry that. I'm glad that. I'm happy that. I'm afraid that. I'm disappointed that. I am pleased that. I'm sure that. It is true that diyebilirsiniz. It is not fair that. It is unfair that. It's unfortunate that, obvious that, likely that, unlikely that. Bu tür açıklanması, mesela üzgünüm. Üzgünüm ki, oradaki that'ten sonra ne için üzgün olduğunuzu ifade edersiniz. Ya da happy'den sonra, happy kullandığınızda, kendisinden sonra that var ise, buradaki that o mutluluğunuzun ne olduğunu bize açıklar. Örneklerde ayrıntılı göreceğiz. It is likely that there will be great flood soon. Olasıdır. Likely, olası. Olasılığın ne olduğunu that burada bize ne yapacak? Açıklayacak. Kısa bir süre içerisinde büyük bir selin olacağı ya da olması muhtemeldir. It is unfair that. Adil değil. Buradaki that bu adil olmayan şeyin ne olduğunu söyleyecek, açıklayacak bize. Some people still suffer from famine in Africa. Bazı insanlar hala Afrika'da açlıktan muzdarip. Bazı insanların hala Afrika'da açlıktan muzdarip olması adil değil. Çeviriye unutmayın. Detli cümleden de başlayabilirsiniz. Özellikle çeviri sorularında YDS'de ya da YDS türü her türlü sınavda det karşımıza çıkıyor. Çeviri sorularında özellikle karşımıza çıkıyor. Ve detten itibaren çevirmeye başlamamız daha sağlıklı olur gibi geliyor bana. It is true that. Doğrudur. Buradaki doğrudur. That bu doğru olan şeyin ne olduğunu bize anlatacak. Öğrencilerin çoğunun sınavda başarısız olduğu doğrudur. Doğru olan ne burada? Doğrudur ki de çevrilebilir. Ama öğrencilerin çoğunun sınavda başarısız olduğu doğrudur. I was sure that. Emindim ki. Neyden emindim? That onun açıklamasını yapacak. She would pass all the exams easily. Emindim. Bütün sınavları kolaylıkla geçebileceğinden ya da geçeceğinden emindim. It is obvious that. Açıktır ki some people are still unhappy. Bazı insanların hala mutsuz olduğu açık, net ortada. We were happy that you got the job. İşi almış olmana çok sevindik şeklinde. Dedi belirli isimlerden sonra da kullanabiliyoruz. Miracle, pity, shame, wonder, relief, a good thing, fact, belief, theory. Özellikle bunları kırmızıda yazmamın sebebi sınavlarda sıkça karşımıza çıkması. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Hani relative clause'larda that ve which ayrımı yapamıyoruz bazen. Hani relative clause sorusu gibi bir durum söz konusu oluyor bazen. That which arasında eğer ikilemde kalıyorsak ve de virgül, hani virgülden sonra that gelmez diyorduk.
ve virgül yoksa ortalıkta, that which arasında kalmışsanız that'e rahatlıkla gidebilirsiniz. Muhtemelen, büyük ihtimalle o now close sorusudur. Evet. Bakalım örneklerimize. O isimlerin ne olduğunu, teorinin, gerçeğin ne olduğunu, inanışın ne olduğunu bize açıklayacak that bu sefer. It is a common belief, yaygın bir inanış. That, bu yaygın inanışın ne olduğu konusunda bize fikir verecek. The opposition party will come to power next election. Gelecek seçimde muhalefet partisinin iktidara geleceği yaygın bir inanış. It is her impression that, onun izlenimi şudur ki, the new staff didn't deserve a promotion. Yeni eleman bir terfiyi hak etmedi. It was a shame that, utançtır ki, you rebuked your wife in front of others. Başkalarının önünde karını, eşini azarladın, küçük düşürdün. Ya da that'ten itibaren çevirmeye başlarsanız, karını başkalarının önünde azarlamış olman bir utanç. It is just a rumor, bir söylenti. Neymiş söylenti? The manager escaped abroad with his lover. Sevgilisiyle yurt dışına kaçtığı bir söylenti. It was a good thing that you helped the poor family suffering from famine. Açlıktan çeken fakir aileye yardım etmiş olman iyi bir şeydi. It was a chance that you passed the test without studying. Güzel bir cümle bu. Sınavı çalışmadan geçmiş olman bir şanstı. Evet. Belirli fiillerden sonra deyince aklımıza böyle bir liste gelecek. Hocam, şimdi biz bunların hepsini nasıl ezberleyeceğiz, nasıl bileceğiz vesaire diye kafanız karışabilir. Gerek yok. Bunların, bu fiillerin çoğunu biliriz zaten. Şunu yapmanız bekleniyor. Whether or not, if or not. Orada ikilem söz konusu olduğunda kullanılıyordu. That ise kesin ifadelerde kullanılır. Mesela fear, korkmak fiilini ele alalım. Korkmak. Siz bir korkuyu ifade ederken kendisinden sonra olup olmadığını korktum diyemezsiniz zaten. Onun iyi biri olup olmadığını keşfetmedim, keşfettim. Biraz tuhaf kaçıyor. Adamların bize gelip gelmeyecekleri, katılmayacakları konusunda itirazım var. Hayda. Katılmayacaklarına dair bir itiraz, katılacaklarına dair bir itiraz. Biraz daha mantıklı olabilir. Yani ikilemde kalabileceğimizi ifade eden fiillerle whether or not, kesin, o fiili bir aktarma fiili gibi düşündüğünüzde, ele aldığınızda o anlamı veriyorsa that'in kullanılmasını beklersiniz. Mesela muhabir iddia etti. İddia etti. Şimdi bir iddia olup olmadığı konusunda iddia etti demezsiniz. İddia etti neyse oradaki that, bu iddianın ne olduğunu bize verir. The reporter claims that there might be at least 15 injuries in the accident. Kazada en az 15 kişinin, 15 yaralının olabileceğini iddia etti. Fark ettim ki most of the students cheated in the exam. Çocukların çoğu, öğrencilerin çoğu sınavda kopya çekti. My father promised that. Babam söz verdi. Babam bana bisiklet alıp almayacağına dair söz verdi demek biraz eksik kalır. Ama söz verdi. Buradaki that, bu sözün ne olduğunu bize söyleyecek. He would buy a bicycle for me if I helped him in summer. Yazın, ona yardım edersen bana bir bisiklet alacağına dair söz verdi deriz. The results indicate that. Sonuçlar gösteriyor ki öğrenciler finallere yeteri kadar çalışmadılar. The police found that. Polis ortaya çıkardı ya da buldu. It wasn't the thief they were looking for. Aradıkları hırsız olmadığını anladı. We all predicted that it would snow during the midterm holiday. Yarı yıl tatilinde kar yağacağını hepimiz tahmin ettik ya da etmiştik. Most of the staff.
that the manager would resign soon. Müdürün istifa edeceğini kısa bir süre içerisinde elemanların, çalışanların çoğu biliyordu şeklinde. Evet, the fact that ya da that arasında bir ayrım yapacağız. Daha önce, if'ten önce, daha doğrusu preposition yani edatla birlikte if kullanılmayacağını söyledik. Aynısı, aynı durum that için de geçerli. Genel olarak the fact that, that'ler yerine kullanılabilir. She couldn't pass örnekte görelim bakalım. She couldn't pass the exam. Sınavı geçemedi. That made us disappointed. Bu bizi hayal kırıklığına uğrattı, üzdü. That she couldn't pass the exam made us disappointed. Ya da burada the fact that desek ne olur acaba? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir sıkıntımız yok burada. She cheated in the exam. Sınavda kopya çekti. That made her teacher furious. Öğretmenini çok kızdırdı bu durum. That she cheated in the exam made her teacher furious. Ya da the fact that she cheated in the exam made her teacher furious desek ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ama neyi bileceğiz? Herhangi in, on, about ya da herhangi bir edatla beraber that kullanamıyoruz. Aynı if gibi. Neyi tercih edeceğiz o zaman? The fact that tercih edilecek. We are not worried about the fact that she comes home late from work. Buradaki about preposition ve prepositiondan sonra that yerine the fact that kullanmayı tercih ediyoruz. Aynı şekilde about the fact that için de geçerli. Kısaltmalarımızı yaparken özellikle bir gerund infinitive mantığıyla yaklaşırsak olaya, yani her türlü soru kelimesinden sonra, her türlü soru kelimesinden sonra to gelmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olalım. Bu bizim için yeterli şimdilik. I don't know, bilmiyorum. How I can go to the bus station. Otobüs durağına nasıl gidebileceğimi bilmiyorum. Çok kolay bir kısaltma yöntemi var bunun. Sonuçta how bir soru kelimesi midir? Evet. Direkt kendisinden sonra to go dediğimizde nasıl gideceğimi bilmiyorum diye çevirebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Gerund infinitive gibi bir soruluk çıkarsa karşımıza unutmayalım. Her türlü soru kelimesinden sonra verb ing yani ink takılı bir fiil değil de ne gelmesini bekliyoruz? Infinitive yani to gelmesini bekliyoruz. I'm not sure whether to come or not. Gelip gelmeme konusunda emin değilim. They don't know where and when to go. Ne zaman nereye gideceklerini bilmiyorlar. Aman dikkat. Evet. Whoever, whomever. Ever'lı yapılarımız nedir acaba bunlar? Her kim, her kimi, her kime olursa olsun, her kim olursa olsun vesaire. Şimdi örneklere bir bakalım. Whomever, whoever I ask. Burada bir ayrıntı söz konusu. Whoever'dan sonra hem özne artı fiil hem de sadece fiil gelebilir ama whom'dan sonra hiçbir zaman tek başına fiil gelebilmez. Gelebilemez. Burada şuna dikkat edeceğiz. Diyeceğiz ki whomever, whoever arasında nasıl bir fark var? Her nasıl relative clause'larda whom'lardan sonra fiil gelmiyorsa direkt whomever'dan sonra da fiil gelmez. Birbirinin yerine de kullanılır eğer özne artı fiil gelmişse. Whomever I asked, I couldn't. Özür. Whomever I asked couldn't answer the last question. Her kime sorduysan soruya cevap veremedi. Whoever cheated in the exam will be punished. Her kim sınavda kopya çektiyse cezalandırılacak. Whoever'dan sonra dikkat edin. Burada whomever'ı kullanmadık çünkü direkt bir fiil söz konusu. Burada bir özne daha olsaydı her ikisini kullanabilir miydik? Tabii ki de kullanabilirdik. Whoever is available. Aynı şey burası için de geçerli. Whomever olsaydı doğru cevap olmayacaktı. Yes. Wherever. Her neresi. Nerede, nereye olursa olsun. Wherever you go in Bodrum. Bodrum'da her nereye giderseniz you can find a native speaker of English. İngilizce konuşan bir, ana dili İngilizce olan birilerini bulursunuz. Her nereye giderseniz. You can go wherever you like this summer. Bu yaz
Nereye istersen, her nereye istersen gidebilirsin. Bunu hak ettin şeklinde. However, her nasıl olursa olsun. You can cook the meat, eti pişirebilirsin. However you like. Yani nasıl istersen. Az pişmiş çok hiç fark etmez, bana uyar. You can do your work however you like. Ödevinizi serbestçe, dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bir sınırlama yok. Whenever, her ne zaman olursa olsun, hiç fark etmez. We can go on holiday whenever you wish. Ne zaman dilersen biz tatile çıkabiliriz. Hani when you wish, istediğin zaman tatile çıkarız demek farklı bir şey. Her ne zaman dilersen, hiçbir sınırlama yok. Şu anda şimdi gidelim şeklinde ifade etmek bambaşka bir şey. Whenever you finish your course, you can go out. Yani ne zaman işini bitirsen, yani saat önemli değil. Şimdi birazdan 3 saat sonra dışarı çıkabilirsin. Evet. Whatever, her ne olursa. I can eat whatever you buy. Ne satın alırsan yerim. Hiç fark etmez. Whatever you dress fits you. Her ne giyersen giy, sana yakışıyor. Uyuyor. You are lucky. Çok şanslısın. Whichever. Hangisi olursa olsun. Burada whatever ve whichever arasında ufak bir ayrıntı söz konusu. Whatever'da hiçbir sınırlama yok. Yani biz az önceki örnekte whatever you dress dediğimizde her ne giyersen giy. Yani 100 tane 1000 tane hiçbir sınırlama yok. Ne giyerse uyuyor, yakışıyor kendisine. Ama şu üç elbise içerisinde hangisini tercih edersen, hangisini giyersen giy, üçünde de sıkıntı yok. Üçü de sana yakışır dediğimizde, sınırlama getirdiğimizde bu sefer whichever kullanmayı tercih ederiz. Whatever genel, sınırsız, whichever sınırlama söz konusu. Hani aşağıdaki dillerden hangilerini konuşabiliyorsunuz dediğinizde which languages. Ama hangi dilleri konuşuyoruz dediğinizde, karşıdakine sorduğumuzda, hiçbir sınırlama getirmediğimizde what language diyoruz. What language can you speak? Which language dediğimizde aşağıdaki dillerden, ya bu üç dilden hangisini konuşabiliyorsun anlamını verecek bize. Evet, there are three dictionaries on the shelf. You can borrow whichever you like. Dilediğini, hangisini istersen alabilirsin. There are two cars. Whichever you buy is convenient. İki tane araba var. Hangisini alırsan sana uyar, elverişli, uygundur. Evet. Noun clause konusunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ne öğrendik? Noun clause'ların genel olarak fiilden sonra gelen soru kelimesiyle birlikte özne artı fiil hali ya da fiilden önce gelen soru kelimesiyle birlikte özne artı fiil durumudur, cümleciğidir. Her türlü soru kelimesiyle birlikte düz cümle kullanımıdır da diyebilirsiniz. Onun dışında belirli ifadelerle birlikte edat kullanmıyorduk. Bunlar neydi? That kullanılamıyordu, bir de if kullanılamıyordu. Özellikle whether or not, if or not ifadelerinin özetle ikilemde kaldığımız, sonucunu bilmediğiniz, hani olup olmadığını gibi ifadelerde kullanıldığını, that'in ise bunun tam tersi bir durum olduğunu, kendisinden önceki fiilin, ismin ve sıfatın açıklayıcısı olduğunu unutmayalım. İyi çalışmalar.